29 Mart 4 Nisan haftasına hoş geldiniz sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, güzel keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Tabi haftaya terazi burcunda yaşadığımız dolunayın etkileriyle başlayacağız. Tabi bu dolunay size fayda sağlayan dost bir dolunaydı hava grubunda olduğu için. Özellikle pazartesi günü hala terazi burcunda seyredeceği için ay yine ilişkiler, çocuklar, aşk, para piyasaları gibi alanlarınız aktif gözüküyor. Ayrıca bu hafta pazartesi günü haftanın en verimli günü ve cuma günü de ikinci favori günüm. Onu da ilk önce söyleyeyim. Bu alandaki işlerimizi, girişimlerimizi planlamak için de pazartesi günü kullanabiliriz. Gerçekten gökyüzünün desteği var bu yönde çünkü. Ve hafta boyunca Mars hala sizin burcunuzda, ikizler burcunda ilerleyecek. Tabii 11. evinizden geçen bir Venüs var, Güneş var, o evinizi aydınlatıyor. Aynı zamanda sosyal alanla birlikte şans evidir bu arada. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet, yönetici gezegeniniz hala Merkür bu arada balık burcunda, kariyer evinizde. Ama bu hafta artık orada son haftası olacak. Oradaki belirsizlikler, karışıklıklar, kafa karışıklıklarını artık çözümleyeceksiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren. Evet, ve bu hafta pazartesi günü dedik. Evet, 5. ev konularınız daha güncel olacak. Salı günü ay Akrep burcuna geçecek. Salı ve çarşamba günleri boyunca da 6. evinizde. 6. ev konuları genel biliyorsunuz sağlıkla biraz daha ilişkilidir. Onun dışında da günlük hayat, düzen, daha tertip gibi konular olabilir. Hijyene bağlı konular gündeminizde olacak. Biraz sağlığınıza o 2 günde dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bu alandan geçen bir ay Mars sizin Mars sizin burcunuzda olduğu için biraz daha dikkatsizlik sonucu gelişen sakarlıklar olabilir ya da farklı bir sağlık sorunu, gripal enfeksiyonlar, solunum yolu gibi benzer sorunlar ya da diyelim oluşabilir. Lütfen dikkat edin sağlığınıza. Salı ve çarşamba günü. Perşembe günü ay yay burcuna geçecek ve cuma günü de sizin ilişkiler evinizde bu 2 gün boyunca ortaklıklar, iş ilişkileri genel olarak tabii şöyle baktığımda en çok ne olabilir diye düşüneceğim şimdi. Ticari ilişkileriniz, evet daha çok ticari ilişkileriniz, iş hayatınızdaki bağlantılarınız ve buna benzer konular, hukuki sonuçlar da bu arada konuşulabilir, gündeminizde olabilir. Buna bağlı konularda çalışacak. Aynı zamanda bazı yurt dışı bağlantılı işleriniz, konularınız varsa yakın çevrenizde böyle ortak birlikte yaptığınız yine bu konular için de önemli bir iki gün olacağını söyleyebilirim. Evet, cumartesi ve pazar günü Ay Oğlak Burcu'nda seyahat edecek. Ayın Oğlak Burcu seyahati genel olarak sizin planlarınızı birazcık daha büyük tuttuğunuz, büyük hedefler koyduğunuz, önemli değişimler yaşadığınız uzun bir sürecin aslına bakarsanız habercisi, işaretçisi veya o alanda yeni bir düzenleme, yeni bir aktivasyon yapma günü olabilir aslına bakarsanız. Tabi burada Satürn zaten sizi destekleyen bir pozisyonda. Aynı zamanda Jüpiter de öyle. İkizler Burcu hava grubunda olduğu için maddi kaynaklarınızı güçlendireceğiniz, orada yeni unsurların ortaya çıkacağı bir süreç aslında sizi bekliyor sevgili ikizler. Özellikle ayın 12'sine kadar olan süreçte, ki ayın 12'sinde, 12 Nisan'da daha doğrusu Koç burcunda bir yeni ay yaşanacak. Bu Koç burcu yeni ayda size destek veren, yeni başlangıçları işaret eden bir alanda olacak. Bu haftayı iyi değerlendirmenizi, iyi yönetmenizi temenni ediyorum. Ayrıca tabii güzel de bir hafta olacak ama özellikle biraz sağlık konularına bilhassa bu hafta daha dikkat edin siz lütfen. Mars hani burcunuzdan geçtiği için biraz daha çabuk sinirlenen, daha agresif olabileceğiniz birkaç gün olabilir sevgili ikizler. Evet, genel olarak bakıyorum, hemen hemen her şeyi söyledim. Ve yine günlük burç yorumlarımızda buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.